Yine her zamanki gibi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, geçen yazdan bu yana biz sizi çok özledik sevgili ekip arkadaşlarımla birlikte. Biliyorum diyeceğim çünkü gerçekten çok fazla bana da geldi, size de geldiğinden eminim. Çok özledik sizi. Yaz başlasın, evet. Beyaz Magazin tekrar başlasın. Yazın sıcakları başka türlü çekilmiyor dediniz. Ve biz de yapımcımız sevgili Bilal Özbilge ile birlikte bütün bir yaz boyu değerli ekip arkadaşlarımla birlikte çok yoğun bir çalışma içine girdik Allah'ın izniyle. Çok şükür. Her zaman olduğu gibi çok canım arkadaşlarım, sevgili Sinem Yıldız. Efendim sizlere tekrar kavuştuğum için çok mutluyum. Ekran başındaki tüm seyircilere günaydın, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bütün yazı beraber geçireceğiz Allah'ın izniyle. Bizden ayrılmayın efendim. Neler var neler. Neler var neler. Ve Canan Dan Yıldız. En sarı ben olmuşum galiba, siz. Ya limonla bütünleşmişsin. Adeta limon çiçeği gibisin. Gelmiş. Herkese günaydın. Kış bitti, yaz geldi, biz geldik. Allah'a çok şükürler olsun. Çok yazdınız bize, çok istediniz. Çayınızı kahvenizi alın. Kameraya bakacağımı şaşırdım çünkü burayı biraz karıştırıyorum. Tamam, hadi bugünün kusuru olmaz, ilk gün. Evet. Adreslerimizi veriyor muyuz? Vereceğiz. Sen tamam. Merhabanı bitir. Merhaba o zaman. Hoş geldiniz. Bize katılın, bize yazın. Bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Efendim, biliyorsunuz ki sosyal medya artık yadsınamaz bir gerçeklik. Hepimizin de sosyal medya hesapları var. Dolayısıyla ben kendi adıma söyleyeyim. Pinar Erguner sosyal medya hesabım. Bütün Twitter'dan da Instagram'dan da istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz yazın diyorum. Sinem Hanımcığım söyleyiniz. Sinem Yıldız Official efendim, buradan yazabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp ihbar hattını da hemen söyleyeyim mi hazır geldi? WhatsApp ihbar hattımızı söylüyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. 0549 802 86 31'den bize yaza çizip kameraya çekip bir şeyler gönderebilirsiniz yani. Siz de sosyal medya hesabınızı buyurunuz, veriniz. Çok teşekkür ederim. @canandanyıldız Instagram hesabını kullanıyorum. Gerçekten hepsini okuyorum. Pek cevap vermiyor olabilirim. Sosyal medyayı kullanmıyorum. İlla bunu her zaman söyleyecek. Ama çünkü insanlar yazıyorlar. İyi, tamam, hadi söyle. Bekliyorum. Bize katılın. Aramızda konuşuyoruz. Gündeme getiririz ne isterseniz. Bekliyoruz. Bu arada hatırlatalım. Sosyal medya dedik. Biliyorsunuz ki Beyaz TV'nin aynı zamanda YouTube kanalındaki videoları da son derece yüksek izlenme oranlarıyla izleniyor her koydukları video. Hayat orada galiba. Evet, gerçekten öyle. Evet. Beyaz Magazin üzerinden de, yine Beyaz TV'nin Beyaz Magazin bölümünden de bütün aylar boyunca işleyeceğimiz her konunun detaylarını, kaçırdıklarınızı, önemli başlıkları bulabileceğinizi hatırlatalım. Ondan sonra da yavaş yavaş artık gündeme girmeye başlayalım. Başlayalım. Yeni bakalım. Oturma düzeni için ne diyorsunuz? Ben bu kadar uzakta olmanı pek düşünmüyorum. Sevgili seyircilerimize şunu söyleyelim. Lütfen stüdyomuzla ilgili olumlu olumsuz ne yorumlarınız var? Ben beğendim stüdyoyu. Gayet ferah. Karşımızdaki ekip arkadaşlarımı, sizler. Yani tamam. Ama bak, böyle sana şöyle hep seni şöyle yandan böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Dokunmak bir şey söyleyeceğim. Falan. Sorun o. Şimdi eskiden Pınar bana daha yakındı. Sen tam karşımda oturuyordun. Şimdi sana bir şey anlatırken yani refleks olarak dönmek durumunda kalacağım. Artık dönmek istemiyor kadar musun? Hayır, dönmek istiyorum da dönersen bu sefer seyirciye karşı ayıp oluyormuş gibi olacak. Sen de şarkı söyle. Dön bebeğim. Neyse, alışacağız herhalde. Peki. Bütün yaz burada böyle duracak, evet, halimiz yok. Yavaş yavaş ilk konumuza girsek mi? Lütfen. O zaman biliyorsunuz ki aslında çok keyifli olmayan ama çok üzerinde dikkatle konuşulması gereken bir konuyla başlayacağız. Biliyorsunuz bizim canımız onlar, milli takımımız, milli futbol takımımız son derece başarılı sonuçlar alan ve bizi dünyanın her yerinde gururla temsil eden bir takım. Fakat biliyorsunuz ki İzlanda'da çok ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Ya evet. Evet, saatlerce oraya gittiler. Gittikten sonra da orada saatlerce bürokratik işlemler şuydu buydu diye ellerinde pasaportlarıyla bekletildiler. Ayıp, İzleyelim. Çok haberi üzerine rahat rahat yorumlarınızı yapın istiyorum. Pekala. Gördüğünüz tabii sosyal medya sayesinde futbolculardan direkt olarak orada bulundukları süre içinde ilk yorumlar paylaşılmaya başlandı. Evet, evet. Arkasından infial oldu tabii. Dün gece herkes çok duyarlıydı. Aynen, ve herkes öyle. İnanılmaz sinirliydi. Gerçekten biz yurt dışında zaman zaman bu problemleri yaşıyoruz maalesef yani, değil mi? Bu ilk defa olan bir şey değil. Evet. Burada da ciddi bir psikolojik baskı ve sıkıntı var. Hani defalarca kremler çıkmış, çantalar kontrol aynen edilmiş falan. 2-3 kere. Ciddi anlamda sabırlarıyla aslında, değil mi, uğraşılmış. Ki yine de sabırlılar. Dünyanın her yerinde milli takımların bu tür konularda ayrıcalığı, önceliği vardır. Çok fazla bekletilmeden, bürokratik işlemlere çok takılmadan
bütün dünya takımları istedikleri evet, ülkeye geri dönüş yaparlar. Muz Cumhuriyeti takımı gitmiyor sonuçta. Tabii yani, Türkiye Cumhuriyeti gidiyor yani. Yani bir sürü başarılı yani başarılı. Nereden buluyor bu lafları? Muz Cumhuriyeti sarı ne demek ya? Sarıdan herhalde. Sarıdan öyle bir gelmiş olabilir. Şakası bir tarafa çok ayıp. Gerçekten ayıp. Dediğin gibi önceliği oluyor zaten futbol takımlarının. Bunun bence Müslüman olmakla da ilgisi var. Yani bu Orta Doğu öyle mi diyorsun? Bence yani Türkiye ve o coğrafyanın da havası oluyor. Gerçi İzlanda daha rahat bir ülke. Yani o tip işlerin pek dönmediği bir ülke benim evet, bildiğim. Evet. Ama şaşırtıcı oradan çok gelmesi şaşırtıcı, çok şaşırtıcı. Hani bizde daha kafayı takmış yıllardır sürekli problemimiz olan bildiğim yerler var biliyorsunuz. Girişte çıkışta yani olabilir ama İzlanda hakikaten bu anlamda bir enteresan oldu. Ama bu başka bir ülkede bunu yapan bir Türk vatandaşı olsaydı ya da bir Türk personel olsaydı şimdi var ya büyük bak bize nasıl tuturdu saldırırlardı. Manşetler atılırdı. İşte hemen turizmimizi değil mi turizmi etkilerdi. Bir sürü sıkıntı yaratırdı bize. Bizde de bütün sanatçıların duyarlı olması ve bütün sosyal medyanın da ayağa kalkması hı-hı çok iyi oldu bence. Aynen öyle. Bir de biliyorsunuz ki çok daha çirkin bir kısmı da var ya bu yaşananlar içinde. Evet maalesef. Evet Emre Belözoğlu milli futbolcumuz röportaj verirken basına o sırada arkasından şu anda izleyicilerimiz de görebiliyorlar. Bir tuvalet fırçasıyla ya sanki röportaj yapıyormuşçasına elinde buraya telefonla konuş kaydediyor. Bir yandan da Emre Belözoğlu'na uzatıyor. Çok çirkin. Aşağılıyor galiba bir değil mi? Aşağılama amaçlı. Aşağılama yani. Daha ama dürüst tabii konuşalım. Şunu aşağılıyor da belirtmek lazım. Hemen İzlanda basınından bir açıklama geldi. Bizimle hiçbir alakası yoktur. Bir muhabir değil o. Oradan hani münferit bir vatandaş. Orada kendince bir video anı saçma sapan ama bu bir şey rezalet, bu bir iğrençlik. Aynen. Biz de bunu buradan böyle dile getirelim. Çünkü bunun yani yapılması uygun bir şey değil. Ama diyorum ya bizim eğer bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olsa biz bugün dünya basınında ver yansın yangına tutuşmuştuk. O yüzden herkes haddini bilmeli. İnanılmaz iğrenç bir olay burada. Aynen. Yazık günah yani şey bayağı psikolojileri bozulmuş hepsinin. Bozulur tabii. İnanılmaz bir de o kadar uzun yolculuktan sonra o kadar üç uzun saat mi tutulmuşlar? Kaç saat üç kalmışlar? 3 saat orada saat bekletilmişler. Tabii, bu arada yani tabii anında hem Dışişleri Bakanlığı'ndan işte sözcülerimizden Spor Bakanlığı'ndan üst üste açıklamalar geldi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları hemen Twitter üzerinden geldi. Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller açısından insani bakımdan da ayrıca kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın dedi. Üstüne hemen tabii Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamaları, Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları hepsi aynı şekilde gerekli yetkililere gerekli işlemlerin ve gerekli müracaatların yapıldığını bununla ilgili hesabın sorulacağı defaatle ben ifade ben bu refleksten çok hoşlanıyorum. Yani muhtemelen senin de çok sevdiğim bir şey. Yani devlet düzeyinde insanların bu anlamda tepki gösteriyor olması i̇şte da çok sosyal önemli. Sosyal medya artık o kadar güzel evet bir şey oldu ki normalde televizyondan bekleyeceğin de o açıklama yapılacak. Anında etkiye evet tepki mükemmel aynen ya. Doğru kullandığın sürece mükemmel aynen yani. Bak hemen sesleri duyuldu değil mi? Aynen. Herkes birbirinden repost yapıyor. Yani orada yani aslında şu da var. Yani hı her futbol takımı için de bunu söylemek lazım. İlla başarı sahibi olman gerekmiyor. Sonuçta bunlar lisanslı oyuncular ve bir ülkeye gidiyorlar. Hiç olmazsa misafir olarak düzgün karşılayabilirsin ki dediğim gibi İzlanda ile Türkiye arasında da öyle ciddi hiçbir bir sorun diplomatik yok. Hiçbir sorun yok. Kuzey yani onların bazen bu biraz personelin kendi şeyiyle kendini de psikolojisiyle de alakalı, alakalı değil mi arkadaşlar? Doğru bir yere gittiğimizde her personel aynı davranmaz. Bir tanesi inanılmaz agresiftir. Çok münferit bir de onların şimdi yani bu morali bu moralle değil mi nasıl sahaya çıkacak? Orada bunaldılar, biz sıkıldılar. Biz Türk'üz, toplanırız. Her türlü gideriz. O kadar. Topumuzu da çok güzel doğru bir şekilde oynarız. Doğru. Öyle diyelim ve öyle toparlayalım bu konuyu. Bu arada güzel çiçeklerimizin farkında mısınız? Evet. Bana kokusu geliyor da kimden geldiğini anlamadım. Bu güzel kimden çiçek değerli başkanımız Osman Gökçek'ten çok geldi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzel çiçeklerle bugün kabul ettiğiniz için gerçekten çok mutlu olduk. Sizden gelmesi ayrıca kıymetli. Hoş bulduk diyelim. Evet. Ve bu güzel çiçekler eşliğinde bu bana gelmiş buradan ama kimden geldiğini okuyamıyorum. Bana sana geldi gelmiş bir tane devasa bir şey taşıyamadık. Öyle onlar böyle sonra gelirler çelenk buraya gelmiş resmen. Çelenk benim kadar boyu vardı. Aynen böyle yan yana taşınmayacak bir şey gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun Sinem'cim bize gelmediyse. Hayır bir şey söyleyeceğim o okudu ama kim olduğunu söylemedim. Ama sana bir şey söyleyeyim söylüyorum bak ben hep ha şunu söylüyorum geçen seneden beri. Kızlar siz niye bunu anlamıyorsunuz? Bana gelen çiçek
programıma, arkadaşlarıma da gelen çiçekler. Kişisel gelmiyor diyorsun. Bize niye kimden geldiğini söylemiyorsun? Bu bir kibarlık, bu bir görgü yani. Hayır, bu arada da kimden geldiğini söylemiyor. Ben sordum. Arkadaş, siz sıradaki habere geçelim. Arkadaşlarımdan gelmiş. Ne kadar güzel yani.